Aferin Ceyda, bravo sana. Çok güzel, çok iyi gidiyorsun Ceyda, bravo sana. Ahmet, oğlum ne yapıyorsun sen? Hiç öğretmenim. Hadi Ceyda, az kaldı. Aferin kızım. Öğretmenim, kolum ağrıyor. Hadi sık dişini bak. Yaparsın sen. Hadi kızım. Öğretmenim, yapamıyorum. Hadi Ceyda'cığım. Göğsüm ağrıyor. Yapamıyorum. Sen yüzerine zıpladığın yer nasıl hissediyor? Susun bakayım. Ahmet, sen sağda iki tur koş, gel bakayım. Sen nasıl hissedeceksin? Hadi Ceyda'cığım, dayan. 10 saniyen kaldı. 10. 9. Öğrenmenim, yapamıyorum. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Ceyda. Ceyda, Ceyda iyi misin kızım? Mehmet, devre git, Nihan hemşireyi çağır çabuk. Ceyda. Açılın, çekilin. Çekilin, geri çekilin. Alo. Alo, bir öğrencim kalp krizi geçiriyor. Evet, 10 yaşında. Turalı Caddesi numara 10. Acil ambulans bekliyoruz. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim. Senin görmemen normal de ben 25 yıldır görmedim böyle bir vaka. Yani gerçekten çok ilginç. Ben de o yüzden dosyayı size paslıyorum ya. Hocam ama Ateş Hoca ile acaba siz mi konuşsanız? Yani benim ikna etmem biraz zaman alıyor da. Aman Zeynep, beni bulaştırma hocanıza. Ama hocam şimdi... Yani Zeynep, hoca senin hocan. Git anlat, konuş işte. Karşı karşıya getirme hekimoğluyla beni Allah aşkına. Şimdi vakayı verdiğime vereceğime pişman edecek. Tamam hocam. Ben size haber vereceğim. Peki, kolay gelsin. Ateş, bak yapabileceğim bir şey olsaydı şimdiye kadar çoktan yapmıştım zaten. Merhaba hocam. Merhaba. Dediğim gibi yapabilecek bir şeyim yok. 3 gün. Çok üzgünüm. 3 gün. Hocam, Emin Aktun Hoca bize bir hasta yönlendirdi. Hangi Emin Aktun Hoca? Kardiyolog olan mı? Hı hı. Tanımıyorum. Emin misiniz? O sizi tanıyor çünkü. Şöhret başa bela. Neymiş sıkıntı? Kalp krizi. Kalp krizi. Hı hı. Kardiyolog. Artık kardiyologlar da kalp krizlerini bana yollarlarsa işimiz var demektir. Hasta 10 yaşında. 10 yaşında mı? Şunu baştan söylesene. Direkt 10 yaşında kalp krizi diye dosyayı kucağıma atsana. Ekip nerede? Odadalar. Hadi bakalım. Hocam 10 yaşındaki çocuklar kalp krizi geçirmezler. Haklı. Bence konu kapandı. Ne yapalım? Dağılalım. Hadi herkes evlere. Benim demeye çalıştığım şey şu, yani bir hata olmalı.
Bence de bir hata var. Nasıl bir hata biliyor musunuz? Bence bu kız aslında 40 yaşında olduğunu söylemek istemeyen bir kadın. Belki de oyuncu. Oyuncu olabilir. Ha? Korku filmi gibi düşünsenize. Bence testlerde bir hata olmuş olabilir. Yani çünkü mantıklı değil. Acildekiler de öyle düşünmüş. Bu yüzden 3 kez CKMB'ye bakmışlar. Yüksek çıkmış. Ayrıca EKG'de ST elevasyonu da var. Yani kalp krizi. Hocam hasta morbid obez. Şişmanlığın morbid düzeyde olması tehlike çanlarını çalıyor demek. Yapma Emre Allah aşkına. Yemek yiyerek kalp krizi geçirmek seneler alır. Çocuk daha 10 senedir bu dünyada. Zehirlenme de yok. Ayrıca bir yıldan uzun süredir de yorgunluk, kas ağrısı ve konsantrasyon problemi yaşadığını söylemiş. Bunlar da yine kızın kilosundan ve depresyonundan kaynaklanıyor olabilir. 5 pediatrist, 3 beslenme uzmanı ve bir psikolog da aynen böyle demiş. Ama kız kalp krizi geçirmiş. Demek ki bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Ne? Yani genetik bir şey olması lazım o zaman. Metabolik sendrom. İnsülin direnci. Metabolik sendrom inmeye sebep olabilir ama kalp krizinden emin değilim. Yüksek tansiyonu varsa kalp krizine de neden olabilir. Ki kilosu da böyle olabileceğini gösteriyor. Semptomlar uyuyor. O zaman hastaya hiperinsülinemik, o glisemik kelepçe uygulayın. Bu arada 3 gün içinde içinizden birini kovmam gerekiyor. Pap Bey amca, yeni patron biliyorsunuz. Kemer sıkma politikası falan. Anladınız siz beni. Yani kızım diyabet hastası mı? Hayır ama benzer bir rahatsızlık. Metabolik sendromda vücut insüline direnç geliştirir ve gereğinden fazla salgılanmasına sebep olur. Bu da metabolik rahatsızlıklara neden olur. Şimdi bizim emin olmamız için test yapmamız gerekiyor ama sizin izin vermeniz lazım. Peki bu hastalığın tedavisi var mı? Düzgün bir diyet ve egzersiz programıyla kontrol altına alınabilir. Bir dakika. Ceyda zaten dengeli besleniyor ve her gün spor yapıyor. Daha önceden başka beslenme uzmanlarıyla görüştüğünüzü biliyorum. Evet ve önerdikleri her şeyleri yaptık. Anlıyorum. Anlamıyorsunuz. Neden kimse kızımın kilosundan başka bir şey göremiyor? Eğer dengeli beslenme ve sporla ilgili bir tedavi düşünüyorsanız yanlış bir tanı koymuşsunuz demektir. Olabilir ama dediğim gibi emin olmak için izin vermeniz ve bu testi yapmamız gerekiyor. Başka şansım var mı sanki? Anne. Geldim. Buradayım kuzum. Ne oluyor? Kuzucuğum şimdi sana bir tane test yapacağım. Test mi? Merhaba Ceyda'cığım, Zeynep ben. Seninle ilgilenen doktorlardan biriyim. Annenin dediği gibi sana bir test yapacağız. Ama önce kilonu ölçmemiz gerekiyor, tamam? Hah. Gel Muzaffer abisi. Şöyle bırakabilirsin Muzaffer. Sağ ol. Rica ederim Zeynep. Merhaba. Ben testi hazırlamaya gidiyorum. Kolay gelsin. Ceyda'cığım, seni böyle alabilir miyiz? Hayır, istemiyorum, istemiyorum. Anne, bir şey yap, istemiyorum. Ceyda, hadi anneciğim. Hayır. Ceyda, bu testi yapabilmek için hasta ölçümlerine ihtiyacımız var. Ve eğer kilonu tam olarak bilemezsek doğru sonuçlar da alamayız. Olmaz, istemiyorum. Bak, bir tanem ben de yanındayım. Korkmana gerek yok, hadi. İstemiyorum. Ceyda, sana bir sır vereyim mi? Ben de senin yaşındayken çok kiloluydum. Benim kadar mı? Sen ne? Sen çok zayıfsın ya. Ben böyle bir şeydim ya. Yürüyemiyordum. Bana lakap takmışlardı mahallede. Neydi biliyor musun? Domdom Ali. Domdom Ali mi? Evet. Hababam sınıfındaki var ya. Ben hoşuma gidiyor gibi yapıyordum ama aslında acayip sinir oluyordum. Peki nasıl zayıfladın? Vallahi 9. sınıfa geldim. Bir anda boy attım. Bende kilo falan kalmadı. Annesi bende de olur mu? Tabii ki de olur. Annen çok uzun zaten. Ama biraz sabretmen, biraz beklemen lazım. Bir de doktor abilerinin söylediğini yapman lazım. Alabilir miyim seni? Tamam. Teşekkür ederim. Gel bakalım.
Acınmayız mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.